Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki, kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer nitelik ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin. Dünyanın neresine gitsin bu çocuktan korkmayın. Eğer bu verilemezse ki bazı kitaplarımız var eğitimlerimiz yakından bildiği gibi şunu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT'yle mi uğraşacaksınız, uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız. Şaşırırsınız. Ve ondan sonra başlıyoruz. Efendim savcı nerede, polis nerede? Arkadaşlar savcıyla polisle bu iş olmaz. Savcıyla polisle bu iş olmaz. Bu işin adı, bu işin başı, bu işin efendim ilacı eğitim, eğitim, eğitim. Bunu verdik, verdik. Veremedik, kendi çocuklarımız dahi bize yabancılaşıyor. Kendi torunlarımız dahi bize yabancılaşıyor. Ve biz böyle bir şey gibi yüzeydeki bir varlık haline dönüşüyoruz. Siz bir şeyler söylüyorsunuz ama çocuklar hiç anlamıyorlar. Siz söylediğini zannediyorsunuz. Ve dolayısıyla bu konuda başlangıç konusunda, inanç konusunda devlet olarak, millet olarak, kişi olarak, aile olarak ne yapmamız lazım? Her şeyi yapmamız lazım. Şimdi diyoruz ki bir misal olsun diye. İsviçre'de kanunla her şey olmadı, onu demek istiyorum. Herkes devletin üstüne atıyor. Devlet, devlet, devlet. Önce bir ana kucağı. Arkasından okul ve arkasından çevre. Şimdi analar çok veballi. Çok veballi. Çocuklar küçükken ya daha sabah namaza kalkamaz, daha okula gidemez, daha eğitime gidemez, camiye gidemez vesaire. Yatsın uyusun. Babası gitsin diyor, anası gitmesin diyor. Bunu diyen anne aradan 10 sene geçiyor, 15 sene geçiyor. Çocuk 10 sene geçiyor, Rabbim demez oluyor. Bu sefer de ben bu çocuğu ne yapacağım diyor. Ya birader sen o ablacığım bunu başında sen bunu düşecektin. Başını düşecektin bunu. Yani bunu bizim mutlaka çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimiz herhangi bir tasvip yapmıyor. Herhangi bir siyasi mesele değil. Zihniyet meselesi. Eğer bu topraklarda yaşıyorsanız, bunun nedeni evlanadıysanız kişilik ve kimlik. Kişilik insanlık. Kimlikle mensup olduğunuz milletin, mensup olduğunuz dinin, mensup olduğunuz topluluğun milli ve manevi değerleri. Bunlar nasıl verilecekse bunu vermek lazım. Bununla alakalı bazı biraz böyle kaba, geniş daha tam böyle milimetrik olmamakla beraber değerlendirmeler var, ölçümler var. Diyorlar ki çocukların yetişmesinde %40 anne baba, aile. %20 okul.